Kamera entegresi. Duydunuz mu? Kamera entegresi. Kameranız sadece tek başına çalışamaz kıymetli dostlarım. Kamera entegresi olmadan kameralarınız bir hiç. Bir gün telefonu açtınız ve baktınız ki fotoğraf çekemiyorsunuz, video çekemiyorsunuz. Selfie hayal olmuş. Bunun sebebi kameranızın bozukluğundan olmayabilir kıymetli dostlarım. Kamera entegresinden olabilir. Serkan bize anlatsın. Kamera entegresi nedir? Kamera soketi nedir? Serkan'ım söz sende. Evet, çözelim hemen. Kamera entegresi genelde iki tane bulunuyor 7 Plus'larda. Bu iki entegrelerin her biri ayrı kamerayı kontrol ediyor. Bu entegremiz işaretli olan hatta görüyorsunuz bu wide kamera dediğimiz geniş açı olan kamerayı kontrol ediyor. Bu da dar açı tele kamerayı kontrol ediyor. Burada soketlerden de görebileceğiniz gibi her ikisi de ayrı ayrı soketleri bulunan ayrı ayrı kameralardır aslında ama tümleşik bir kamera. Burada genelde kamera düşmelerde veya darbelerde gibi veya kendinden bozulabilen bir durumlar olabiliyor. Kendinden bozulan durumlarda kameranın kendisi değişerek düzelebiliyor. Fakat önemli kısım darbe aldığında, düştüğünde gibi durumlarda kamera entegresi bozulma ihtimali daha yüksek oluyor. Bunlar bozulabilir, soketler arızalanabilir, darbe gördüğü için buralarda çatlamalar olabilir. Soketlerin aynı zamanda önünde bulunan bir sürü küçük SMD parçalarımız var. Bu SMD parçalardan herhangi birinde bir arıza olabilir ve bunların sebebi de kameranın çalışmaması oluyor. Ve bunları ancak tamir ederek çözebiliyoruz tabii ki. Şimdi duydunuz kıymetli dostlarım, kamera entegresi düşündüğünüzden daha çok işe yarıyor. Cihazınızdaki kameralar yalnızca kendi başına çalışmıyor. Onlar bir cumhuriyet değil. Onlar kamera entegresi cumhuriyetine bağlı. Şimdi gelin size anakarttaki görüntüyü tablete aktardım. Sırf siz daha rahat görün diye kıymetli dostlarım. Şurada Serkan'ın mikroskopta görüntüyü, gösterdiği görüntüyü oradan göstermek gerçekten çok zor oluyordu. Benim için de eziyetti. Şimdi size bu tablete aktardım. Serkan oradan kamera entegrelerine işlem yapıyor. Siz de buradan canlı izliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu cihazın kameralarının sağlam olmasına rağmen kameraların çalışmama problemi var. Serkan şimdi kamera entegrelerini, yani şu ve şu entegre, bu ikisinden birisi hangisi bozuksa onu değiştirecek ve akabinde cihazın kameraları tekrar çalışacak. Şöyle koyayım. Ne kadar havalı değil mi? Aynen. Ben de ilk gördüğümde böyle demiştim. Oha, olaya bak, teknolojiye bak. Ya kıymetli dostlarım. İşte hep söylediğim, işinin ehli olmayan, yeterli ekipmanı bulunmayan, yani arıza tespitini doğru yapamayan servisler telefonlarınızı işte bu yüzden tamir edemiyor. Cihazlarınızın aslında hiçbir şey yok. Cihazlar kendi kendine bozulduğu zaman tamir etmek gerçekten çok kolay. Ama işinin ehli olmayan, doğru ekipmanla çalışmayan ya da daha önce bu konuyla alakalı tecrübe yaşamamış birisi telefonunuzu doğru bir şekilde tamir edemez. Belki şansa kadere bir tarafını tamir eder ama mutlaka başka bir tarafı bozacaktır. O yüzden kıymetli dostlarım, telefonunuzun kamera entegresi olur, ses entegresi olur, wireless entegresi olur. Yani bir sürü entegresi var, bir sürü parçası var. Herhangi birine bir şey olduğu zaman aklınıza gelecek ilk nokta foto parça. Çünkü bize güvenebilirsiniz. Bu arada FP Pro pilleri hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum kıymetli dostlarım. FP Pro pilleri düşündüğümüzün gerçekten çok üstünde satış alıyor. O yüzden stoklar tükenmeden pil değişimine ihtiyaç duyuyorsanız bekliyorum. Biliyorsunuz ki Milli Piyango Bilet'te hediye ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz kıymetli dostlarım. Hoşça kalın.